Merhaba Tamindir takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir haftanın en mükemmel, en muhteşem ve en güzel mobil oyunlar videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Hepinize günaydınlar. Günaydınlar diliyorum. Bu aralar yorumları okuyorum da arkadaşlar, böyle oyunlara sallayanlar var aranızda. Yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Biz her hafta çıkan yeni en iyi oyunları seçip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Eskilerden değil, yenilerden veriyoruz lütfen. Bize sallayanlar için umut olacak bir duyurum var. Ver abi. Çok güzel arkadaşlar bir kampanya var. Samsung Türkiye'nin düzenlediği. Şimdi biliyorsunuz akıllı telefonlarda yavaş çekim özellikleri mevcut. Sizin telefonunuzda yavaş çekim özelliği varsa muhteşem bir Galaxy S9 paketine sahip olabilirsiniz. Ne yapmanız lazım hemen şimdi anlatıyorum. Öncelikle Instagram profilinizi açmanız lazım. Herkese açık bir hale getirip daha sonrasında yavaş çekim yaptığınız videoyu şu şekilde bir hashtagle, sen de yavaşlat hashtagiyle, şu an görüyorsunuz zaten ekranda. Bu hashtagle Instagram'da paylaştıktan sonra aşağıda bıraktığım formu doldurmanız yeterli arkadaşlar. Ve eğer kazanırsanız aranızdan 3 şanslı arkadaş bakın ne kazanıyor. Bir kişi bitmiyor bak, çok büyük bak. 3 kişiye veriyorlar Galaxy S9 ayrı ayrı paketi arkadaşlar. 3 kişiye ayrı ayrı 1 adet S9 Plus, 1 adet hafıza kartı 128 GB'lık, 1 adet kablosuz şarj standı ve 1 adet de şu görmüş olduğunuz saatin aynısından Galaxy Gear S3. Yani paketin içinde bunların hepsi var arkadaşlar ve 3 kişi bu pakete sahip olabiliyor bu yarışma sonunda. Şansınızı deneyin deriz. Bence de deneyin. Ve ilk oyunumuz. İlk oyunumuz Mayhem Combat. Mayhem Combat adam arkadaşlar. Zaten böyle bakınca Aladdin'in sihirli lambası gibi bir tipi var adamın baktığı zaman. Gerçekten öyle yani adam. Ama öyle deme ya, bir sürü karakter var. Bir tanesi o tamam. Şu bıyıklı, böyle bıyıklı bir adam bıyıklı var ya karakterler. Böyle biraz böyle kilolu falan. Kilolu değil de iri. Şimdi kilolu deyince yanlış anlaşılabilir. İri diyelim, i̇ri doğru. Abi iri abimiz. İri abi var. Aynı yani ben. Tam, iri. Tabii tam sen. Tam onlar ben. Böyle 40 santim falan. Bu Mayhem Combat güzel oyun. Yani ne diyorlar buna? Platform dövüş oyunu diyebiliriz. Önünüze gelene 100 tekme, gelmeyene 50 tekme attığınız bir oyun arkadaşlar. Sürekli elinizde böyle farklı silahlar, beyzbol sopaları ve buna ekstra olarak kullanabileceğiniz daha değişik nice silah oyunla sizleri bekliyor. Rakiplerinizi alaşağı etmeye çalışıyorsunuz. Oyunun hem bölüm mantığı var hem multiplayer var. Arkadaşlarınızla dövüşebiliyorsunuz veya dünya üzerindeki başka oyuncularla dövüşebiliyorsunuz. Dövüş oyunu seviyorsanız bu oyun tam size göre ya. Zaten bir yandan izliyorsunuz, grafikler falan inanılmaz keyifli, eğlenceli. Deneyin. Ve değişik bir deneyimi sizinle buluşturan ikinci oyunumuz Westland Survival arkadaşlar. Survival bu arada, Survivor dediğim gibi oldu. Survival zaten Survivor. Adından da burada her şey gerçek. Gerçek. Adından da anlayacağınız üzere oyun hayatta kalma oyunu ama biraz farklı işliyor işler. Ben şimdi tam çekime başlamadan önce hatta böyle sordum biraz böyle abi yani ne dedim? City Life tarzı işte böyle. Aynen yani hem kendi tarım işi yaptığınız falan gibi de bir şey var. Çiftliğinizi oluşturuyorsunuz. Evet. Hem vahşi batıda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Hani bu noktada sizi bir kovboy olarak değerlendirebiliriz. Haydutlarla kapışmanız yeri geliyor. Haydutları enselemeniz lazım. Haydutları enseleyip şeriflere teslim etmeniz gerekiyor. Amerika'daki bu dönemin böyle kabileleriyle işbirliği yapıp onlarla ticaret yapmanız gerekiyor. Hani Minecraft'ta sistem var ya, böyle etraftan bulduğunuz bütün malzemelerle farklı farklı şeyler üretebiliyorsunuz. Bu oyunda da üretebiliyorsunuz. Hani akşamları geçirmek için oyunun başında kendi ne deniyor ona, evinizi bile inşa etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir oyun. Hani ben ciddi anlamda sevdim. Hani sararsan tam sararsın. Hani sararsanız gerçekten tam sararsınız ama bu tarz oyunları sevmiyorsanız da yapacak bir şey yok. Ama bu oyun gerçekten vahşi batı temalı hayatta kalma oyunları arasında en iyi iyisi bir yerde diyebilirim. Bence yani iyi bir gerçekten yerde. Başarılı olmuş. Yani oyunu adamlar bayağı hem hikaye anlamında düşünmüş hem grafik anlamında bayağı düşünmüş de yapmışlar. Evet. Yani yapalım dursun değil. Hakikaten oyun oynansın, olsun diye oyun yani olsun yapmışlar. Sevdim o açıdan yani. Zaten böyle geliştirmeli ya da işte tarla sürmeli vesaire oyunları seviyorsanız bu oyunu da seveceğinize eminim arkadaşlar. Ve bir sıradaki diğer oyunumuz biliyorsunuz devam etmekte olan bir Dünya Kupası turnuvası var, futbol için söylüyorum. Oranın yıldızı olan Cristiano Ronaldo'nun oyunu Ronaldo Football Rivals isimli oyunumuz yani gayet güzel bir oyun. Şey olarak da geçiyor, Football Rivals olarak da geçiyor, evet. Soccer Rivals olarak da geçiyor. Hani App Store'larda farklı adlarla geçiyor, niye sürekli değiştiriyorlar bilmiyorum ama dediği gibi Ozan Can'ın da Cristiano Ronaldo'nun resmi oyunu. Oyunun en güzel yanı online olması herhalde. Online olması. Dik telefonda hani ben normalde böyle çok fazla sevmem oyun oynamaya da video izlemeyi ama
bu oyun ve buna benzer mesela free kick oyunları hakikaten sarıyor yani telefonu dipken. O açıdan bu oyunu da sevdim. Ya şey olayına ben açıkçası hani para kazanmak için yapmışlar. Bariz belli de oyun içerisinde yani. Böyle hani şey var ya, kartlar var hani böyle ne bileyim. Yani rakibiniz free kick kullanırken defans noktasında hani free kick'i engellemek için kullanabileceğiniz ekstra kartlar var. Hani bunlar için para harcamanız gerekebilir. Hani para harcamak istemiyorsanız da bu tarz şeylerle rakipleriniz size karşı üstünlük sağlayabildiği için, her ne kadar ben bu tarz oyunları sevmesem de bu hafta çıkış yapan oyunlar içerisinde, bir de içerisinde Cristiano Ronaldo da var ya, böyle popüler hani dünya yıldızı, gideri var illaki yürüyecek oyunlardan bir tanesi diye sizlerle paylaşıyoruz ve sıradaki. The Creeps, böyle ünlem işareti bir de sonuna. İkincisi. Yani şimdi ikincisi de arkadaşlar, bu oyunun ilki yanlış hatırlamıyorsam 9 yıl önce falan çıkmıştı. Zaten 9 yıl sonra da çok fazla bence bir şey gelişmiyor bir şey. Üzerine çok bir şey koymamışlar. Grafik olarak aynı hala yani oyun bence. Hani bilmiyorum, 9 yıl önce de böyle hani grafik olarak dediği gibi gerçekten hani vasat bir oyun aslında ama. Ama eğlenceli. Eğlenceli. Konsept ne arkadaşlar? Yani kule savunma oyunu diyelim. Kule yok ama. Var canım, o kadar da deme yapma şimdi. 40 tane falan farklı bölümde kullanabileceğiniz birçok kule mevcut. Bozukonuz var, bozuko, bazuka. Aynen, amaç bu bombalıyoruz krip dediğimiz karşıya. Yaratıkları, sizin kurabiyeleriniz var. Bu kurabiyeye ulaşmadan şey yapmanız, yok etmeniz. Niye kurabiye var onu da anlamış değilim. Aklıma kurabiye canavarı geldi. Hani kurabiyeye ulaşmaya çalışan kurabiye canavarını kurduğunuz kulelerle engellemeye çalışsanız bir nevi mantıklı olabilirmiş ama ben kule savunma oyunlarını seviyorum. O yüzden Creeps 2'yi de sevdim. Hani severek bir denedim, oynadım. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve bir diğer oyunumuz Dead Island Survivors. Yine bir Survivor durumu söz konusu. Bu oyunla ilgili en ilginç nokta arkadaşlar, yanlış bilmiyorsam bu oyun hani bir senedir neredeyse geliştiriliyor. Merakla beklenen oyunlardan bir tanesiydi. Heyecan verici bir oyun. Uzun süre betada kaldı. Public açık betada, hani belli ülkelerde şeydi, oynanabiliyordu. Artık worldwide olarak yani dünya genelinde açıldı oyun. Ve zombi temalı hayatta kalma oyunları arasında belki de en iddialarından bir tanesi. Yani şimdi zombileri çok dillendiriyorlar. Hı hı. Bu zombileri çok dillendirmemek lazım. Ya düşünsene hakikaten dillendiriyorsun. En sonunda hakikaten bir zombi apokalips olacak. Zombilerin arasında bulacağız kendimizi. Neler olacak sonra ben bilmiyorum. Yani çok da şey yapmamak lazım zombilere. Ya biz konuşuyoruz zaten hani yayını yaparken, oyunu izliyorsunuz. Oyun gerçekten çok iyi. Yani grafikleri iyi, sesler iyi. Zombilerin tipler vesaire efsane. Oyunda kullanabileceğiniz birçok silah, adalara göre değişen yeni karakter açtırma seçenekleri, gerçekten kapsamlı bir zombi hayatta kalma bir oyunu. Oyunun, aynı zamanda rol yapma oyunu olarak geçiyor. Bilgisayardakiyle aynı. Ha aynen ya, onu söylemeyi unuttum bak. Dead Island serisi zaten hani aranızda bilenler var mı bilmiyorum ama hani bilgisayar üzerinde gerçekten çok popüler bir seriydi. Neredeyse 15 milyondan fazla satan bir seri. Onun artık böyle mobil cihazlara uyarlanmış versiyonu da diyebiliriz. Dead Island Survivors için mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesiydi bu hafta diye düşünüyorum ve sizlerle zaten paylaştık. Ve geldik arkadaşlar, hepinizin en çok merakla merak ettiği. Aynen. Haftanın bonus oyununa. Bonus oyunumuz Subject 8. Subject 8 de diyebiliriz. Bu oyun bildiğiniz Fruit Ninja'nın adam kesmeli versiyonu. Arkada da böyle Şahin ya da Murat 121'de giderken ya, çalan müzikler beni benden Apache alıyor. Müziklerinden çalıyor. Yani ama Apache müziğini açmış, adam keserek yolu yürüyorsun. Bu oyun şimdi, bu tamamen yani. Oyun daha başka bir şey yok, anlatmaya gerek yok. Görüyoruz yani zaten. İzliyoruz ya, oyun ciddi anlamda çok saçma arkadaşlar. Ama hani Ozan Can'la konuşuyorduk hani haftanın bonus oyunu ne yapsak abi bunu yapalım dedi. Niye abi dedi, abi çok apaçı ya dedi. Ama hakikaten arkadaki müzikler var ya hani oyun oynarken böyle arkada çalan dediği gibi, evet, böyle apaçı. Şahin, Murat, apaçı müzikler hani derler ya böyle hani YouTube'da aratırlar falan, arabada çalan şarkılar falan, arabada bas vuran şarkılar, baslı güzel şarkılar. Güzel müzik ama. Abi o tarz böyle müzikler. Ben şazamladım oyun... yok dışarıda, oyuna özel. Düşün yani bir de oyuna özel. O apaçı müzikler eşliğinde arkadaşlar kesebildiğiniz kadar çok düşman kesmeye çalışıyorsunuz. Hatta şey yapın böyle, ne kadar ilerlediğiniz skorlarınızla paylaşın. Onlar arasında da bir kapışma yaparız aşağıda ufak tefek. Oyun gerçekten adam saçma ama keyifli. En yüksek skoru yapma. Hakikaten arkada çok apaçimsi bir müzik çalıyor ama yapacak bir şey yok. Oyun eğlenceli. Seveceğinizi düşünüyorum ben açıkçası. Hani sevip sevmediğinizi yorumlarda belirtirsiniz. Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. O zaman videoyu bolca beğenmeyi ve aşağı yorum yapmayı, ayrıca da o S9 kampanyasına katılmayı unutmayın. Bence güzel kampanya. Ben bence olsam katılırdım. Hoşçakalın. Abi benim arkadaşlar, telefon şey çekmiyor ya. Yavaş çekmiyor mu? Yavaş çekmiyor. Nasıl yavaş, çekmiyor? Yavaş çekse ben katılacaktım. Koymamışlar ya. Abi. Yazıklar belki olsun. Bir güncellemeyle gelir. Yazıklar olsun Xiaomi'ye.